Elifciğim, öncelikle çok teşekkür ederim bana böyle bir imkan sağladığın için. Senin de çok iyi bildiğin gibi 2018 yılından beri senin de dahil olduğun Adnan Bey'e ve biz arkadaşlarına çok derin bir kumpasla karşı karşıyayız ve bu kumpasın da tüm detaylarıyla, tabii ki burada şu anda hepsini anlatmam için herhalde bir avukat ordusuyla gelip sabahtan akşama günlerce canlı yayın yapmamız gerekir, ama en azından belli başlı detaylarını da seninle de paylaşmak istiyorum. Bu kumpası aleni şekilde ortaya çıkaran konu, müştekilerin 5 hafta süreyle, daha operasyon dahi yapılmadan, peş peşe gidip emniyette şikayetçi olmaları. Vatan Emniyet'e gidiyorlar ve Vatan Emniyet'te Mali Şube'de aklama bürosuna bu onlarca müşteki hanım gidip şikayetçi oluyorlar. Temmuz 2018'de daha operasyon olmadan ve 2016'dan beri gizli olarak yürütülen bir soruşturma varken, bu onlarca müştekinin nasıl Vatan Emniyet'teki o aklama bürosuna gidip şikayetçi olduğu bence çok önemli sorulardan bir tanesi. Bu müştekiler, mesela 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık Adnan Bey'i ve arkadaş camiamızı tanıyan kişiler var aralarında. Hatta bir tanesi çok dikkat çekici. 1980'li yıllarda tanışmış Adnan Bey'le ve arkadaşlarımızla. Sonra 90'lı yıllarda görüşmeme kararı almış. Olabilir. Nasıl isterse, tabii ki herkes özgür. İstediği kişiyle görüşür, istediği kişiyle görüşmez. Şimdi böyle bir durumda yaklaşık 20 yıldır da Kanada'da yaşayan bir müşteki dahi gelip o 5 haftalık süre içerisinde Vatan Emniyet'te ifade vermeye geliyorsa, bunun gerçekten hayatın olağan akışına uygun olmadığı çok bariz ortada. Daha operasyon dahi yapılmamışsa bu müştekiler nereden haber aldılar ve nereye gidip nasıl ifade vermeleri gerektiğini nereden bildiler? Bunların hepsi araştırılması gereken ve kumpasın aslında hangi aşamada başladığını gösteren önemli delillerden bir tanesi. Tabii kumpas bununla da kalmıyor. Bakıyorsunuz, emniyet ifadeleri daha sonra tabii bizlere avukatlarımız aracılığıyla verildi. Bu emniyet ifadelerinde şu çok önemli: bu onlarca müşteki yaklaşık bir ya da iki üç polise sadece ifade veriyorlar. Hep aynı polis tarafından bu ifadeler alınmış. Daha da vahim olanı, kumpas açısından aynı polis aynı gün aynı saatte iki farklı ifadede mevcut görünüyor. Bir insan, takdir edersiniz ki, aynı anda iki yerde olamayacağına göre tekrar emniyet ifadelerinin usule ve hukuka aykırı şekilde alındığını gösteren önemli delillerden biri. Dikkat çeken bir diğer nokta da sahte imza konusu. Bilimsel mütalaalarla kanıtlandı ki emniyet ifadelerinin hepsinin değil, bir kısmının altındaki ifadeler o müştekilerin kendilerine ait değil. Hatta bir mahkeme ifadesinde müşteki kendisinin iki defa emniyette ifade verdiğini söylemesine rağmen şu anda o müşteki bizde 3 tane emniyet ifadesi var. O üçüncü ifade nereden geldi ve nasıl oluşturuldu? Bu tarz çok kapsamlı cevap bekleyen sorular mevcut dosyamızda ve biz bunların hepsini klasör klasör davamızın başından beri sunmuş bulunmaktayız. Bunlarla da sınırlı değil. Arama el koyma işlemleri tamamen hukuka aykırı şekilde yapıldı. Telefonlarımıza el konuldu. Sizin telefonunuza el konuluyorsa o telefonun hash değerinin alınıp imajının da alınıp size telefon iade edilmesi gerekiyor. Ya da size verilemese bile müdafinize, avukatınıza verilmesi gerekiyor. Çok aleni bir şekilde yapılan hatalardan biri de bizim davamızda. Telefonlarımız günlerce emniyette açık kalıyor. Açılıp kapanıyor. Yani karıştırılmaya devam ediyor bizim dijital materyallerimiz ve telefonlarımız. Zaten sadece telefonlar değil, dijital materyallerimiz de hukuksuz olarak elde edildiği için, damgalı, mühürlü delil torbalarına konmadığı için, hepsi müdahaleye açık şekilde saklandığı için tamamen hukuka aykırı bir şekilde ve hiçbir şekilde hükme esas alınamayacak şekilde elde edilmiş durumda. Kumpasla ilgili çok dikkat çeken önemli bir nokta daha var. Bizim mahkememiz için özel bir hakim heyeti oluşturuldu. Şimdi ulusal ve uluslararası kanunlarda bu kesinlikle, yani siz bir sanığa ya da bir davaya özel hakim atayamazsınız. Biz 11 Temmuz 2018'de tutuklandık. 11 Temmuz 2019'da iddianamemiz çıktı tam bir yıl sonra. Ve o iddianame 19 Temmuz 2019'da 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ve daha sonra da tensip zaptı zaten yayınlandı. Fakat o 19 Temmuz'da iddianame
iddianameyi kabul eden 30. Ağır Ceza Mahkeme heyeti tam 10 gün sonra HSK tarafından dağıtıldı ve yeni bir mahkeme heyeti atandı. Ve biz özel olarak oluşturulmuş bir mahkeme heyeti tarafından hem Gezi davası olarak hem de bizim davamız iki dava o 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüldü. Bununla da kalmadı. Bizim davamız 16 ay boyunca sürdü ve 11 Ocak'ta 2021'de davamız hükme bağlandıktan sonra bu mahkeme heyeti tam 10 gün içerisinde tekrar dağıtıldı ve bizim gerçekten özel bir mahkeme heyeti tarafından davamızın görüldüğü tescillenmiş oldu. Bir de tabii yaşadığımız kumpasın hem sosyal medya hem basın yayın ayağı var. Bunun en önemli örneklerinden birisi biz 11 Temmuz'da gözaltına alındık. 19 Temmuz'da tutuklandık ve daha 19 Temmuz sabaha karşı yani 18-19'a bağlayan gece daha biz tutuklanmadan kimlerin tutuklanacağını biz bilmiyorken zaten tutukluluk listemiz internet sitelerinde yayınlanmaya başladı. Bu da çok ilgi çekici ve aslında hukuki olarak ürpertici bir durum. Hiçbir şekilde bir hukuk devletinde olmaması gereken bir uygulamayla karşılaştık bu noktada da. Tabii bununla da kalmadı. Sanki bir yerden servis edilmiş gibi bir anda, hepsinde değil ama bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında sanki suçluluğumuz kanıtlanmış gibi tüm gazetelerde, tüm haberlerde suçlu ilan edildik. Hepimizin, her birimizin tek tek hem masumiyet karinesi açısından hem lekelenmeme hakkımız var, hem adil yargılanma hakkımız var, hem eşitlik hakkımız var, inanç özgürlüğümüz, özel hayatın gizliliği, bunların hepsi tamamen ortadan kaldırıldı ve biz bir gecede Adnan Bey başta olmak üzere her birimiz suçlu ilan edildik ve daha bu gözaltına alınır alınmaz yaşadığımız kumpasın delillerinden bir tanesi. Ve tabii kumpasla ilgili bir dikkat çekici nokta daha. Biz 2018 Temmuz'da tutuklanmadan hemen öncesinde İngiltere'den bazı baronların ve baroneslerin ülkemizi ziyaret etmesi, özel bir amaç için geldikleri ve hatta bir kısım devlet büyüklerimizle kapalı kapılar ardında görüşme yaptıkları bilinen bir gerçek. Ben A9 televizyonda sunucu olduğum için bu haberi de yayında göstermiştik o zaman baronların ve baroneslerin ülkemizi ziyaretlerini ve bir şekilde hemen akabinde de bizim polis operasyonumuz gerçekleştirildi ve bizler 4 yıl önce Adnan Bey başta olmak üzere hepimiz gözaltına alındık ve tutuklandık ve Adnan Bey ve arkadaşlarım hala şu anda cezaevindeler. Tabii biz şimdi İngiliz derin devletin ve İngiliz baronların ve baroneslerin Türkiye ziyaretini vurguladığımız zaman şöyle bir soruyla da karşılaşabiliyoruz. Yani neden İngilizlerin devleti sizi hedef alsın? Bunun cevabını almak için şu anda toplumsal yapımızı nasıl bir çöküş yaşandığını öncelikle konuşmamız gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman deizm artıyor. Dinsizlik çok artmış durumda. Sadece gençlerimiz arasında da değil. İmam hatiplerde bakın ateist sayısı gitgide artıyor. Hatta dindar ailelerinin evlatlarının çoğu bugün ateist olduklarını ifade ediyorlar. Hiç aklımıza gelmeyecek çevrelerde dinden uzaklaştırma, din ahlakından uzaklaştırma propagandalarıyla karşı karşıyayız. Sadece bu da değil, toplumsal açıdan birçok noktada manevi bir çöküş yaşanıyor. Bir gün içerisinde intihar eden kişi sayısı şu anda 9. Mevcut yaklaşımlar, Diyanet İşleri Başkanlığımızın tabii ki çok faydalı, çok fazla hizmetleri var. Allah hepsinden razı olsun. Fakat bir eksiklik olduğu görülüyor. Şimdi tabii 11 Temmuz 2018'de Adnan Bey'e ve bizlere yapılan bu operasyonla Adnan Bey'in Kur'an ahlakını samimi bir şekilde anlattığı 350 taneye yakın kitabı mevcut ve bu 350 tane kitap 70 farklı yabancı dile çevrildi ve bu kitaplar ne var ki 11 Temmuz 2018 operasyonuyla imha edilmesine karar verildi. 167 ülkede Adnan Bey'in kitapları baz alınarak hazırlanan internet siteleri yaklaşık olarak ayda 47 milyon kişinin ziyaret ettiği sitelerdi ve ortalama en az 1 milyon kişi ziyaret ediyordu bu siteleri ve bu sitelerden ayda 5 milyon kitap ve tabii ki aynı şekilde yüz binlerce sesli anlatımlar indiriliyordu ve ücretsiz olarak. Operasyon sonrası bu internet sitelerine girişler de yasaklandı. Adnan Bey'in
bu samimi anlatımlarıyla bilimsel olarak ve Kur'an ayetleri ışığında yazdığı bu kitaplar ve bu her türlü bilimsel faaliyet durdurulduğu andan itibaren, A9 televizyonunda yapılan o canlı yayınlar durdurulduğu andan itibaren görüyoruz ki deizmin, ateistliğin, dinsizliğin yayılması için çok hızlı bir zemin oluştu. Bu noktada başa geçeceğim. İngiliz Derin Devleti sizi niye hedef alsın? Bunun cevabı da bu Adnan Bey'in eserlerinin ve bu fikri mücadelesinin dünya çapındaki etkisi, sosyal darwinist, materyalist zihniyetin bir toplumda hakim olmasını isteyen derin devletlerin ve bunların başı olan İngiliz Derin Devleti'ni tabii ki rahatsız etmiş durumda. Bu da Adnan Bey'i ve biz arkadaşlarını her aşamada onlar için, İngiliz Derin Devleti için bir hedef haline getirmiş durumda. Çünkü zaten İngiliz Derin Devleti'ne özellikle ülkemizde her detayıyla deşifre eden kişi de Adnan Bey'dir. Darwinizmin sosyal bir felaket olduğunu da açıklayan ve bunu milyonlarca kişiye ulaştıran kişi de Adnan Bey'dir. Hatta PKK'dan tutun da DAEŞ'e kadar ikisi çok farklı iki fikri sistem ama mücadele edilmesi Kur'an ayetleriyle, akılla, ilimle, modern bilimlerle mücadele edilmesi gereken iki farklı yapı da olsa Adnan Bey ikisiyle de ilmi mücadele eden şu anda dünyada nadir insanlardan biridir. Ve İslam Birliği, Adnan Bey'in hep duasını çok yaptığı, bizleri de onun vesilesiyle duasını çok yaptığımız, çok istediğimiz kalben, bütün Müslüman kardeşlerimizin bir araya gelmesi için fikren mücadele ettiğimiz en önemli konulardan biri. İslam Birliği yolunda Adnan Bey o kadar önemli çalışmalarla, o kadar uzlaştırıcı şekilde Kur'an ayetlerine, Kur'an ahlakına, kardeşliğe, beraberliğe, en önemli sevgiye davet ederek o kadar önemli çalışmalar yaptı ki tabii ki İngilizlerin devleti gibi bir yapılanmayı İslam Birliği yoluna, İslam Birliği'ne yaklaşıldıkça bu çalışmalar da çok rahatsız etti. Özetle Adnan Bey'in ilmi çalışmaları, yaptığı 30 yıllık, 40 yıllık bu fedakarane gayretler tabii ki Adnan Bey'i İngilizlerin devleti için önemli bir hedef haline getirmiş durumda. Peki bu kumpas başarıya ulaştı mı? Tabii ki hiçbir şekilde başarılı olamadı ve olamayacaktı. Çünkü burada amaç Adnan Bey'i ve biz arkadaşlarını birbirinden ayırmak ve dağıtmak. Fakat unutulan çok önemli bir nokta var. Çeşitli zulüm yöntemleriyle, işte haklarımız elimizden alınarak bazı derin devlet yapılanmasının karanlık odakları tarafından bu haklar elimizden alınarak bizlerin şu anda haksız yere, hukuksuz yere cezaevinde olmamız hiçbir şekilde bizleri dağıtabilecek bir güç değildir. Çünkü bizler Adnan Bey vesilesiyle Kur'an ahlakıyla yetişmiş vefayı, sevgiyi, saygıyı, kıymet bilmeyi Adnan Bey vesilesiyle öğrenmiş kişileriz ve Adnan Bey'e sevgimizin en önemli kaynağı da zaten onun Allah'a olan aşkı ve devletine olan sadakati ve vefası. Bizler de çok büyük sevgiyle ve saygıyla, zaten gönül bağıyla birbirine vefa gösteren, birbirini çok seven bir arkadaş topluluğuyuz. Evet, bu bir kumpas davası. Fakat aynı zamanda bu bizlerin aklanma davasıdır. Bizler adli tıptan masaya kadar devletimizin birçok kademesinde tek tek her birimiz Adnan Bey başta olmak üzere aklanmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. 230 sanıklı bir davadan bahsediyoruz. Yaklaşık 120 eve eş zamanlı olarak yapılan bir operasyondan bahsediyoruz. Ve sabaha karşı bizlerin her birinden alınan kan ve tükürük örneklerinin hepsi temiz. Evlerimizde bir tane bile suç unsuru yakalanmadı. Bizlerin sözde bir suç örgütü olduğumuz iddia ediliyor ve 30-40 yıldır camia olarak ortada olan bir arkadaş grubuyuz aslında biz. Ve bir tanemizde bile, adli sicilimizde bir tane bile sabıka kaydı yok. Tertemiz. Masak raporlarımız tertemiz. Daha sonra baktığımızda, bakın, bu davaya devletimizin iki tane bakanlığı müdahil olmaları konusunda çağrıldılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da müdahil olmayı reddettiler. Çünkü ortada herhangi bir suç delili ve suç unsuru olmadığı için, kuşkusuz ki bir tane bile suç unsuru olsa yer yerinden oynar. Tabii ki bakanlıklarımız olaya müdahale eder ve davaya müdahil olurlardı. Bu aslında neyi gösteriyor? Çok açık bir şekilde ne devletimizin ne de milletimizin bizlerle ilgili, özellikle de Adnan Bey'le ilgili atılan iftiraların hiçbirisine inanılmadığını gösteriyor. Özetle Türkiye'nin gözleri önünde, hatta bütün dünyanın gözleri önünde hepimize bir kumpas hazırlandı ve bir oyun oynandı. Peki bu aşamada bizim beklentimiz ne? Sadece ve sadece adil yargılanmak istiyoruz. Biz sosyal medya mahkemelerinde ya da
bazı gazetecilerin halkta infial oluşturmak için yazdığı bazı yazılar doğrultusunda yargılanmak istemiyoruz. Zaten kanunlarımız doğrultusunda biz yargılansak, aynı şu anda İstinaf Mahkemesi'nin yaptığı gibi zaten beraat edeceğiz. Kanunlar bizlerin yanında olacaktır. Çünkü ne bir suç unsuru var, ne bir suç var, ne bir suç delili var, ne bir bilgi, belge, hiçbir şey yok. Eğer hukuk işlerse bizlerin masumiyeti hemen ortaya çıkar. Tıpkı İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin verdiği kararında olduğu gibi hepimiz beraat alırız. Şöyle ki o 400 sayfalık istinaf kararında yaklaşık olarak 750 yerde beraat verilmesi gerekirken mahkumiyet verilmesi vurgulanmaktadır. Ve aynı zamanda da yaklaşık 700 yerde esastan ve usulden yapılan hukuksuzluklar nedeniyle bütün dava dosyasında verilen on binlerce yıllık cezaların hepsi kaldırılmıştır ve bozulmuştur. Nitekim kıymetli Adnan Bey'in ve bizlerin adil yargılanmadığımız avukatların uluslararası insan hakları grubu diye bir grup var. Gönüllü bir organizasyon ve yaklaşık dünya çapında 138 bin tane avukat barındırıyor bünyesinde ve bizim Eylül 2019'dan Ocak 2021'e tam 16 ay boyunca süren mahkemelerimiz bu gözlem grubu, bu bağımsız gözlem grubu gözlemledi. Her mahkememizde bulundular ve bu mahkemelerin sonucunda da yaklaşık 24 sayfalık bir rapor hazırladılar. Aslında raporun başlığı zaten sadece bizlerin içerisinde bulunduğu kumpas davasını özetlemek için yeterli. Raporun başlığı şu: bir Türk mahkemesinin bağımsız bir grubu imha etmesi hakkında rapor. Şimdi zaten bu dahi biraz önce de söylediğim gibi Adnan Bey'i ve bizleri dağıtmak için yapılmış, ortada bir adaletsiz durum olduğunu gösteren önemli gerçeklerden biri. Zaten rapor boyunca, o 24 sayfa boyunca madde madde bizlerin nasıl adaletsizce, taraflı bir şekilde yargılandığımız, savunma haklarımızın nasıl ihlal edildiği, avukatlarımızın dahi nasıl kötü muamele gördüğü, aynı zamanda da şu çok önemli, mahkeme sonunda verilen kararın aslında mahkeme başlamadan önce verilmiş olduğu güçlü bir şekilde bu tespit edilmiştir diye verilmiş bir rapor. Çok önemli bir nokta daha var bu bizimle ilgili kumpas davasında. Bu yalnızca bize yapılmış bir kumpas değil. Bu aynı zamanda devletimizin, milletimizin bekasına, maneviyatına yapılmış bir kumpas. Hukuka, hukuk sistemimize yapılmış bir kumpastır. Tabii özetle Adnan Bey tarihi boyunca bu tarz kumpaslarla karşılaşmış bir kişi ve bu onun tarihinde o Allah'a adadığı, vatanına, milletine adadığı ömründe bir güzellik olarak kalacak Allah'ın izniyle. Adalet sistemimize biz güveniyoruz, devletimize biz güveniyoruz. Hiçbir zaman kızgın, küskün olmadık, hiçbir zaman olmayacağız. Biz Adnan Bey'i zaten hep böyle gördük. Bizlere etkin pişmanlıkçı yapmak için devlet sizin üzerinizi çizdi gibi tehdit ve şantajlarla çok karşılaştık. Ama biz biliyoruz ki aslında derin devletlerdeki bazı karanlık odaklar insanların üzerine çizer ama bizim devletimiz hayırlı evlatlarının üzerine çizmez. Dolayısıyla biz bunlara hiçbir zaman inanmadık, hiçbir zaman da inanmayacağız. Önce Allah'a, sonra da devletimizin adaletine güveniyoruz ve sığınıyoruz. Aslında her şey Allah'ın kontrolünde. Yalnızca ve yalnızca Allah'ın dilediği olur. Allah Tevbe suresi 51. ayette şeytandan Allah'a sığınırım de ki Allah'ın sizi için yazdıkları dışında size kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler diye bildiriyor. Biz yalnızca Allah'a tevekkül ediyoruz ve er ya da geç adaletin bizim üzerimizde de tecelli edeceğine inanıyoruz. Bir gün gelecek Allah'ın izniyle, bu kumpasın da sonuna geleceğiz.